Herkese merhabalar, AM Haber'e hoş geldiniz. AM Haber 4 videosunu kendine muhabir kanalının sahibi Hasan kardeşimle çekeceğiz. Videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. AM Haber her yerde, AM Haber sizleri seviyor. Razı olsun abi. Allah'a emanet olun. Şükür abi, biz deyiz. Abi ülkemizin sorunlarını konuşuyoruz. Size abi, göre ülkemizin en büyük sorunu nedir? Bir hiçbir sorunu yok maşallah. Herkes kral gibi yaşıyor abi. Yok mu diyorsunuz abi? Tabii yok abisi ya. İşsizlik falan ya var diyorlar. Hiçbir şey yok. Ya iş var kardeşim de sana çalışan yok, tembel. Yalan atıyorlar. Ne işsizliği? İşsizlik var mı abi? Sakin abi. Ne? Yok. Şu ansa her yerde iş var abi çalışana ya. Şükretmesini bilecek. İş seçiyorlar. Dinle. Seçiyorlar bir mı abi? Bir dinle abim. Bir dinle ya. Sen ne karışıyorsun? Bir dinle ben söyleyeyim. Bugün sana bir şey söyleyeyim. Herkese tanzimona bir rızık vardır. Rızkın değerini bilmesi lazım. Bugün ne işsizliği? Bugün 2 milyar, 2 bin liralık korona yaşasın. Korona var diyorlar abi ülkede, işte millet, vatandaş. O da yok ya. Yok yalan. Ya biz inanan bir insanız. Sana bir şey söyleyeyim. Bugün sana bir şey söyleyeyim. Ölüm geldiyse ama hoş geldi, sefa geldi. Ne koronaymış? Ha, korona yaptılar, ceplerini doldurdular millet mağazalarda. Şey tabii çıkar peşinde. Uyduruyorlar. Şey uyduruyorlar. Her şey sana bir şey olacağına varır abi. Sen inandıktan sonra sana bir şey söyle, sana dokunmaz. Yeter ki inanalım. Yeter inan ki. Üç kulpallığa ki bir eylemi okuyacağız. Ya geç abi, bir dakika bir dinle abi, bir şey söyleyeyim. Adamla konuşuyorum, sen girme araya. Tamam abi. Bugün konuşalım. Sana İbrahim suresinin 7. ayet, verilen nimete şükreder, nimetler artırım der. Nimet nedir sana bir şey söyleyeyim? Verileni paylaşmaktır. Bunu iyi bilmek lazım. Kim biliyor? Kim okuyor? Bir paylaşımcılık var. Tabii var. Yapacaklar kardeşim, okuyacaklar. Elinde bir nasihat olan Kur'an var, kitap var. Niye okumuyor? He? Bugün Enbiya suresi 50. ayetinde ne diyor? Bu Kur'an'ı sizin öğüt olarak indirdim diyor. Kim bakıyor Kur'an'a? Bu Kur'an bugün şeriat kanunu dediği zaman aslı kestik. Değil kardeşim, kanundur. Din düşmanı. Evet, bak kitap, Kur'an kitabı bir nasihat kitabı, öğüt kitabıdır. Buna kim bakıyor? Kimse bak, herkes kendine göre bir sistem uydum, ona göre yaşıyor. Neyse, selamun aleyküm. Çok sağ ol. Konuşuyoruz. Size göre ülkemizin en büyük sorunu nedir efendim? En büyük sorunu ekonomi. Ekonomi. Evet. Neden efendim? Şu an virüs çıkardılar. Yalandan bir politika yapıyorlar burada, virüs diye. İnsanları ne bileyim böyle bir şeylerin içine sokmaya çalışıyorlar. Gerçekten öyle bir şey de yok yani. Virüs hiçbir şey yok. Olsa zaten böyle ben böyle bir şey görmedim yani virüsten. Ne virüsten ne alakası var ya? Olduğuna inanmıyorsunuz. Ben virüsün olduğuna inanmıyorum. Bu bir oyundur. Yani Avrupa'nın Türkiye'ye bir oyunudur yani, ben onu diyorum yani. Sadece bir oyunun içinde insanları bu oyunun içine koymaya çalışıyorlar. Artık Türkiye'de bunun altından kalkabilir mi bilmiyorum ama ben hiç inanmıyorum Türkiye'nin böyle bir oyunların içine gireceğini. Cumhurbaşkanımız yani bunu çok iyi biliyor. O da kendisi de biliyor oyun olduğunu. Yani buradan sesleniyorum. Önlemler alıyorlar şu an. Sıkı önlemler alıyorlar. Bunu neden alıyorlar acaba? Sıkı önlemler almanın sebepleri, yurt dışından insanlar geliyor yani, yabancı insanlar geliyor. Bu insanların yabancı gelmedikten hani bir hastalık falan var mıdır, yok mudur? Bir amaçları o yani. Hiç yani illaki korona yok ya. Yok, kesinlikle yoktur. Uydurma. Ben inanmıyorum bir ya uydurma. Her yıl bir şey çıkıyor, bir deli dana, bir kuş grubu, bir domuz grubu, bir korona, bir morona. Ertesi sene sorona çıkar. Ekonomi. Hikaye hepsi. Burada arkadaşın dediği gibi daha önce ekonomi grubu, domuz grubu sonuç netice sıfır. Kuş grubu bitti. Ondan sonra domuz grubu gitti. Ondan sonra bir sürü şey çıkardı. Şimdi bunu çıkardılar. İnsanları medeniyet yani şey içine koymaya çalışıyorlar. Yani bir ekonomiyi düşürmeye çalışıyorlar. Türkiye'nin ekonomisi zaten şu an çok kötü. Medya vermiyor zaten bunu. İnsanlara vermiyor. Vermedikleri için şimdi bunu çıkarmaya çalışıyorlar. Şimdi ben burada Sayın Bakan'a seslenmek istiyorum. İzniniz varsa. Neyse ben izninizle. Açıklama yapıldı. Açıklama yaptı. Koronavirüsü geldi. Oldu, bitti. Kapattık, önlem aldık. Bunu yaptık, şunu yaptık. Teşekkür ederim. Her gün de medyada çıkıyor. Zaten kanallara baktığınız zaman evet, biz dünyanın en güzel, en mükemmel ülkesiyiz. Hangi peki kanallar? Yandaş medyalara baktığınız zaman zaten gündem maşallah. Bakan olduğu zaman o oluyor. Peki Sayın Bakan'a bir soru sormak istiyorum burada. Sen açıklamayı yaptın. Koronavirüsü var dedin. Önlem alıyoruz dedin. Bugün Antalya'da turizm olduğu ana bölgedeyiz. Milyonlarca genç işsiz kaldığını biliyor musun? Şu an otellerin kapandığını biliyor musun? Peki bir açıklama yap, söyle ki arkadaşım ben bu önlemi aldım, sağlığınızın önlemini aldım. Peki bu insanlar ne yiyecek, ne içecek? Ha, nerede çalışacak? Bunun stajyeri var, bunun öğrencisi var, bunun gurbete gelen çalışanı var. Tam sezonu açılacağı dönemde, tam insanların, gençlerin para kazanacağı dönemde kalktı bu açıklamayı yaptı.
turizm bitti, sektör bitti, her şey bitti. Önlem alıyoruz. Turizm bitmez ya. Neyin önlemini alıyorsun? Turizm bitmez, bitmez. Hayır, ben bana bu açıkla ne önlemi alıyorsun? İyiyiz, iyiyiz. Ben şu an işsizim. 3 aydır Antalya'dayım, iş arıyorum. Tam Mart'a kadar geldim. Hadi ya Allah bismillah işimize başlayacağız dedik. İşsizlik kurumuna başvurdunuz mu? İşsizlik başkurumuna. Ha, İşkur üzerinden bir yorum yapmak istiyorum. İşkur dünyanın en çok iş bulan tabii, kurumu bizim. Tabii, işsiz olmak. İşkur'a git zaten batmışsın. Ben gittim İşkur'a başvurdum. Otel beni İşkur üzerinde alacak. Son bir ay içinde SSK'nın olmaması lazım. Ama öbür tarafta niye? Baktığın zaman, öbür tarafta baktığın zaman devletimiz kesinlikle SSK'lı, sigortalı bir işe girmiyorsun. Ama öbür tarafta bakıyorsun, İşkur'a gidiyorsun, bakıyor. Evet, güzel. Ama bir ay içinde sizin sigortanız yapılmış. Arkadaş siz değil misiniz? SSK'lı işte çalışmayacaksınız. Sigorta olmadı hiçbir yere başvurmayacaksınız. E senin resmi kurumun. Senin resmi kurum diyor ki kardeşim bir ay boyunca SSK'n olmayacak. Aç kalacaksın. Bence onda bir yanlışlık olabilir. Evet, yanlışlık var. Sen yanlış anlamışsın. Öyle değil. Ben kendim bizzat şu an iş yapmışım muhtemelen. Lütfen yeter. Bak millet zaten kolonya reklamı yapıyoruz bu arada. Gerçekten üzücü. Eğer gerçekten bu halkı, milleti sevdalısıysalar sözde, ben inanmıyorum. Artık hiçbir şey inanmıyorum da. Bir çare bulsunlar, işsizliğe bir çare bulsunlar. Ülkede işsizlik yok. Millet iş beğenir. Nasıl iş yok? İş beğenmiyor. İş beğenmiyoruz değil mi? Aynen, arkadaşa böyle koltuk, böyle deri koltuklu yer olacak, öyle oturacak. Öyle bir iş arıyor. Tabii öyle iş arıyor. Böyle bir beraber i̇ş gidelim, yok. Beraber gidelim. İş yok. Çay ocağından tut, kafeteryasından bak, tut, oteline kadar. Ben de geziyorum bak. Bak iş var mı? Var çok şükür, hamdolsun. Tabi, dünya kadar para kazanıyoruz. Ya dünya kadar kazanmasan ekmemiz çıkıyor. Bak abi, ne satıyorsun? Ha? Evet. Ha, keriban satıyorum, testi satıyorum bak. Tabi. Niye iş yok? Saat, saat, maşallah. Sen, arkadaşlar. Sen de kendine tamam. Bir dezgahı tamam. Aç. Abi sen şunu söyle. Ha. Kaç yaşındasın? Kaç yaşına gönlüyorum? Emekli misin? Yok, emekli değilim. Bak. Bu kaç yaşa geldiğin mi? Halde, bu yaşa geldiğin halde yaşına saygın var. Allah razı olsun. Hala da çalışıyorsun. Çalışıyorum. Hala da mücadele veriyorsun. Teşekkür ederim. Peki Avrupa'nın bir X ülkesinde senin yaşındaki insanlar ne yapıyor? Ne parasını yapayım? Alıyor, bir dakika parasını alıyor. Evet. Dünyanın dört tarafını geziyor. Abim de peki geziyor. Benim emeklim, benim yaşlı insanım ne yapıyor şu an? Ne yapıyor? Biz abimiz de gezer bence. Biz abimiz de gezer. Şu anda çıkarsın 5 milyar para çıkarır cebinden. Çıkarayım mı? Çıkartın bakayım. Ne gerek yok yani. Ya arkadaşlar birbirimizi kandırmayalım. Birbirimizi abi, şey yapmayalım. Abi çalışıyor Almanya'da. Bak 58 yaş. Ben, sen ben, bakma 2000 euro aldıklarına. Bak ben 58 yaşındayım. 2000 euro alıyorlar. Peki şöyle yapalım. Yaşadığımız ortamı seviyorsanız. Evet. Gerçekten çok güzel günler yaşıyoruz, gerçekten mutluyuz diyorsanız diyeceğim bir şey yok. Sen bırak git abi. Avrupa'yı gör bak bakalım. Avrupa acından ölmüş, ekmek adamlar yok, ekmek. Amerika, aş. İt gibi geziyorlar Amerika. Kardeşim ben ekmek yok Amerika'da. Tamam mı? Ben 5 büyük. Amerika'da ekmek yok. Ben çocuk babasıyım ben, tamam mı? Allah'a çok şükür ben 8 seneden beri buradayım. Çalışmıyor musun? İşsizlik kalmadım, çalıştım. Bitti. Çalışacak adam adam, çalışır. Geçen Almanya'da adam. Bak 5 çocuk babasıyım diyor sana bak. Aha işte bak, asfalt kömürüyordu, asfalt. Yani ya çalışacak adam çalışır. O sizin düşünceniz ama asfalt ben şunu söylüyorum. Almanya'da ben adam 1.850 ediyorum ben. Hiç işsiz kalmadım ben bu Antalya'da ya. Bak. Yalan söylemek iyi bir şey değil. Ya? Dürüst olmak İşsizlik lazım. İşsizlik yok. Vallahi 5 çocuk babasıyım kardeşim. Aha işte çocuklarım burada. Gerçekten siz öyle diyorsanız ben öyledir değil mi? Bu yaşta, bu yaşta sahibi yani aldım çalışıyorum yani. Yani iş bulamıyorum da. Vallahi çalışıyorum kardeşim. Doğrudur babam, doğru. 5 çocuk babasıyım bak, vallahi yok, yalan yok. Ben bu yaşta 2 ev sahibi olmuşum. Bak krediler düşmüş, adamlar veriyor. Ben işte sen iş bulamadın isyan ediyor. 20 bin lira, yani, 20 bin lira geldi ben, o adam da isyan ben ediyor. Ben yok oluyor bak. Yani gerçekleri söyleyeceksin. Ben Hataylıyım kardeşim. Yani çalışıyorum ben. Olan adam var isyan ediyor. Vallahi çalışıyor. Öyle olsun abicim, öyle olsun. Ama sen az önce. Abi bu adam. Bir dakika dur. Hayır ben sadece diyorum ki bak. Bir dakika dur. Sen az önce Avrupa'dan bahsettin. Evet. Şu anda Avrupa ekmek bulamıyor. Ya? He? Şu anda. Şu anda. Şu anda Avrupa. Ama ben sana şunu söyleyeyim, şu an yaşadığımız bak, bak, ortam, benim gidiyor. Asıl amacım Türkiye, şuydu, bakın. Sadece Türkiye sahip çıkıyor. Bakın ben size şunu söyleyeyim, açıklama yaptınız, evet. Sayın Bakan'la dedim, açıklama yaptınız. Tamam. Güzel, ama bunca insan iş arıyor, hele tamam. Sezonluk insanlar, evet. Turizmde çalışan insanlar, onlara da bir önlem alın.
Onlara da bir çare bulun. Sen diyorsun ki niye yani kapılar açmıyorlar, turistler gelsin. Birkaç tane hasta gelirse buradaki insanları da hasta ederse ne yapacaksın? Korona morona. Bak bu korona ne olacak? Ben inanmıyorum koronanın var olduğuna. Niye inanmıyorsun? Var işte. Çin, Amerika, Fransa, İtalya bunlar duymuyor mu? Abicim basam şu zile mi? Türkiye gibi yok. Aynen. Türkiye'ye sahip çıkmamız lazım arkadaşlar. Türkiye güzel, vallahi güzel. Vallahi ya, Türkiye gibi sahip çıkıyoruz. Mesela Suriyeliler her yere gidiyor. Memleket Van. Ben Van'dan buraya geldim. 3 aydır da sezonun açılmasını bekliyoruz. Niye Van'dan geldin? Van daha güzel. Kamerayı açar mısın abi? Şöyle yap. Van daha güzel buradan. Niye geldin? İş mi yok Van'da? İş yok da Van'da iş yok. Van'da iş yok olur mu ya? Vallahi yok. Van'da işsizlik yok. Vallahi yakalı sen bizim mi? Her yerde iş var. Her yerde var. Hiçbir yerde yok. Her yerde var. Ben inşaatçıyım, iki sene de çalışmıyor durdunuz. Şimdi sen inşaatçısın, iş şu anda durgundur. Her yerde iş var. Ne de iş var? Ben Vanlıyım. İş bulamıyorsun abi. İnşaatçılar. Ben inşaatçıyım. Her yerde iş yok. İki senedir ben iş bulamıyorum ya. Bakayım abi. İş var. Ne de iş var? Allah razı olsun. Sen ne iş yapıyorsun? Ben özellikle sıra üzerine çalışıyorum. Burada toplar. Ama inşaatta da şöyle kaça çalışıyorsun yeğimi onu da de bakayım. 100 lira çalışıyorum ben. 100 lira mı? Abi çok zordur inşaat çok zor. Ya şu anda inşaat durgundur doğrudur. Yok. İnşaat durgundur. Yok, yok, herkes her işi de yapamıyor ha şimdi öyle. Ya inşaat durgundur şu anda. Ama açılacak inşallah. Allah'ın izniyle açılacak. Ya sabır. İnşaat zaten yazındır. Yok öyle bir şey yok abi şimdi. Adam mühendis sisteme karşıyız. Devlete karşı değiliz biz. Sisteme karşıyız. Sen gidip 2,5 lira çalışır mısın? Sistem başka. O zaman niye iş seçiyor diyorsun? Canım. Sen nereye çalışırsın? Tabii canım. Vallahi sen mühendis olsan 2,5 lira çalış. Ben burada herkesin ortasında anırırım. Ne yapacaksın? Ölmezsin kardeşim. O mesele ölmek ve ölmemek değil. Yok bir şey sabredeceğiz. Ne yapacağız yani? Sabredeceğiz. Efendim, tamam. Mühendissin. 2,5 milyara iş buldum. Çalışmayacağım mı? He? 2,5 milyara çalışmayacağım mı? Onu bile bulamıyorsun. Ne yapacaksın? Onu bile bulamıyorsun. Mecbur çalışıyor. Ben teknikerim kardeşim. Yok, iş yok. Nasıl yok? Vallahi yok. Ne teknikerisin? İnşaat teknikeriyim ben. İnşaat sektörü dünyada... Yok da işte hani yok şimdi. Sen tekstilcisin, ben inşaatçıyım kardeşim. Sana olabilir, bana olmayabilir hani. Bana yok. Ama vallahi devletimi kardeşim, de kötülemiyorum. Devletimiz güzeldir abi. İş bulunur. Devlet güzel, iş tamam. Var, sıkıntı yok ama şimdi... Açılacak. Sabretmezsen olmaz. İş yok da bu kadar. Bana iş bul ben gideyim çalışayım hadi. Bırak abicim git organize git. Organize de her yerde iş var. Selamun aleyküm ben geldim. Abi iş arıyorum. Oo zaten biz seni bekliyorduk. Gel senin kucağımıza alalım. Yeter ki sen geldin. Abi organize git. Öyle iş var. Yok arkadaşlar. Sen var ya aç kabadayılık yapıyorsun. Niye açsın? Vallahi açsın. Billahi açsın. Hala da kabadayılık yapıyorsun. Başkasının borcunu sıçan. Bu ülkede aç yok amca ya. Ya ne yok ya, ne yok ya. Bu ülkede aç mı var ya? Ne yok ya, bunu niye konuşuyoruz böyle? Herkesin cebinde 20 milyarlık telefon vallahi var. Vallahi aç kabadaylık yapıyorsunuz ya, hepiniz cehilsiniz ya. Böyle sizin gibi konuşanlar. Var mı öyle bir şey ya? Yanlış düşünüyorsunuz, ben ne şey yapıyorum? Aç kabadaylık yapıyorsunuz ya, ne aç kabadaylık yapıyorsunuz? Ne? Var mı senin? Ne? Sen bir yere gidebiliyor musun? Nereye gidiyorsun? Kaç paran var, çıkar bakayım hadi. Kaç paran var? Ha? Ne kadar çıkar bakayım? Ne kadar çıkarayım? Ya bilmiyorum, çıkar bakalım. Ya tövbe. Hadi ya. Para ne çıkaracaksın? Eli cebe atmak değil. Çıkaracaksın ya. Ne için para çıkaracaksın? Vallahi. Ya sen ne için ya çalışıyorsun? Para için değil mi? Şimdi daha hani bir tane çene kaldı. Ya bırakın ya. Açıkta kokuyorsunuz, bir de ileri geri konuşuyorsunuz. Acıktan kokuyor muyuz? Söylesin de herkes öyle mi? Zengin bir çeyrek alabiliyor mu? Yok canım, iyiyiz. Çalışıyorsun. Bak. Çalışırsın değil mi? Ha. Biz de çalışıyoruz. Ha sabahtan belli bak. Sen almışsın ama herkes almıyor. Almayan da düşünecek. Çalışan tek taraflı değil. Herkes çalışıyor bu ülkede. Çalışmış sen. Çoruk, çocuğu, karısı, kızı herkes çalışıyor. Çalışırsa alır. Senin yaptığın konuşmalar yanlışım. Yanlışlar kardeşim, yanlışlar. Sanki biz tembeliz, çalışmıyoruz, işkiciyiz, alkolüyüz. İş buluyor vatandaş, çalışmıyor. Bir tek siz çalışıyorsunuz, alıyorsunuz. Öyle bir şey yok abi. Sen çalışıyor musun? Ben her gün çalışıyorum. Ne iş yapıyorsun? Ben 7/24 çalışıyorum. Ben fotoğrafçıyım. Fotoğrafçısın. Evet, ben hem öyle böyle de fotoğraf çalışmıyorum. Fotoğraf bitmiş. Fotoğrafçı bitmiş. Doğrudur. Ona katılıyorum ben. Abi sen kameranın önüne geç. Fotoğraf işi bitmiş. Doğru katılıyorum. Türkiye'de biten işleri de görmek lazım. Tarafsız olmak lazım. Herkes iyi demek yanlış bir şey. Ha sen iyisindir. Bu adam iyidir. Bu adam belki kötüdür. Bunları da görmek lazım. Eğer doğrusuyla hayatı tartmak lazım. Hepimiz iş var kardeşim. Türkiye'mizde iş var. Var. İşin bitti işte şimdi. Şimdi sen fotoğrafçısın. Başka bir şey yapabilirsin. Ne var cenabım? Bana sonra ne yapabilirim? Abi sen yap mı demek istediğimi biliyor musun? Al. Duvarcıyı getir tamam mı? Duvarcıyı getir. Evet. Koy başkasıyla duvarcıyı. Sen duvarı yapma git uçak yap. Sen öyle duvarcı ne? Duvarı yapma uçak yap şekline getiriyorsun abi. Herkesin bir düşüncesi var. Herkesin yapacağı bir iş var, kapasite var, düşünce var. Kardeşim işler yani, Allah'ın izniyle açılacak. Abi,
İşler açacak. Ah. Sabredeceğiz. Sabır. Ne zaman sabır? Bir ay sonra. Bir ay. Sabır çekeceğiz. 700 milyonluk ayakkabı giyip de. Gidelim 1000 milyar lira. Bir dakika dayı. 700 milyonluk ayakkabı giyip de 3 milyarlık telefon taşıyorsa herkes rafa içinde birader. Benim diyeceğim bu. Başka bir şey değil. 1 milyarlık ayakkabı var cebinde, 5 milyarlık telefon var. Ne demek bu ya? Ondan sonra açız, bok açsınız. Aç bilen değil bu millet. Herkes refah içinde. Turizmde o kadar insanlar var şu anda, iş bulamıyorlar. Neden biliyor musun? Niye biliyor musun? Bak ben kendi turizmciyim, ben aşçıyım. Şu an zar zor ben işe girdim. Ama o kadar insan var ki turizme şu an iş bulamıyor adamlar. Neden? Yok virüs davası, yok virüs yok aslında. İnsanların kendi boş çıkartma laflar bunlar. Yok, virüs yok artık. İş beğenmiyorlar diyorlar. İş beğenmiyorlar değil. Turizmde iş var ama virüs nedeniyle bütün otel sahipleri iş personeli geç alım yapıyor. Neden? Virüs davası. Normalde... Yok mu virüs abi? Var mı abi? Var abi. Nerede var abi? Kırılıyor İtalya'da ya. Abi Türkiye'de var mı? Türkiye'de var mı? Bana söyler misin? İşte önlem aldık. Nasıl önlem aldık? Niye önlem aldık? Yok diye var değil ihanetler. 1 milyar vermişler kira parası. Deprem zadayım. Benim başıma yıkıldı. Bana 1 milyon para veriyor. Veriyor, bir milyon. Ya Allah'a revan mı bu? He. Bak buralarda sürünüyorum ben ha. Bir de hükümet iş ediyorsunuz. Ne hükümet diyor? Ne hükümet yok ben. Hep yanlış şeyler yapıyor. Suriyeli'yi doldurdu buraya, her şeyi doldurdu. Onlar burada kardeşim. Göçmen buna işi yok. Göçmenlerin, hiçbir göçmenin burada işi yoktur. He. Burada göçmenin işi yoktur. 8-10 sene. Ümmet kardeşimiz. O da insandır. Kardeşim o da insandır. Senin Türkiye'de insan. O da insandır. Türkiye'de insan. Türkiye'de oturan insan. O da insandır. Türkiye'de oturan insan. O da insandır. Olur mu canım? Hadi destesene. Sen söylüyorsun ama. Biz daha verebiliyor mu? Onlar bizim kardeşimiz. Dayı ben bir şey diyeyim mi? Bir dakika arkadaşlar, bir dakika. Kardeşimiz diyoruz. 33 şehidin düştüğü gece. Saatler sonra bakan dedi Avrupa'yı açıyorum, adamla elini kolunu sallaya sallaya bay bay biz gidiyoruz demediler mi? Bir insan, eğer insansa bugün her düşüncede, her fikre, her dilde insan var burada. Evet. Burada var. Bugün Allah korusun ülkemizde bir şey olduğu zaman ülkemizi terk etme imkanımız var mı? Ölene kadar ülkemiz için savaşırız. Ama adamlar, biz özgürlüğe, umutluğa gidiyoruz. Gördük. Umutluğa giderken çırılçıplak geldiler. Gördük, bunları da gördük. Tabii. Para almadı. Rahatladı. Rahatlarını... Kendi halkına yardım etmediler bak, kendi halkına. Ama Suriyelilere yardım ettiler. Onlar bizim seni ülkemize bak, bir saniye. Bereket değil. Zarar getirdi. Zarar getirdi. Seni Türk insanı aç. Fakir insan var. Aç yardım etmiyor. Yunus nasıl açıyor abi ya? Gözü. Ya hikaye okumayın abi bize ya. Nasıl yok ya? Gözünü seveyim ya. Nasıl açıyor? Herkes tokluyor. Türkiye'nin Türk'ün, bak Türk'ün fakiri var. Açı var, susuz var. Adam gidiyor çöpten ekmek topluyor. Bak bir saniye bak. Bence bir dileyim. Adam çöpten ekmek topluyor. Domates topluyor. Evine ekmek götürmek için, ama senin Suriyelin geliyor. Adam keyif yapıyor. Nargile sahillerde. Yok, yok. Geçeceksin abi bu işe. Çalışıyorlar. Geçeceksin abi. Bak ben dedim az önce turizmciyim ben dedim. Zar zor düşmüyor. Normalde Mart dedim mi, Şubat dedim iş alınırdı turizm aşçıları. Bak turizm genelini söylüyorum. Ama şu an virüs davası var diye Nisan, Mayıs atıyorlar. Niye? Virüs davası var diye atıyorlar. Öyle bir şey yok aslında. Bu da hem patronların işine geliyor, personel almıyor. Yok evet. Yok işte rezervasyonlar geçti. Açılacak abi, açılacak. Sezon abi? Uzayacak zaten sezon. Ya hikaye okumayın abi bize bu işe. Nerede uzayacak biz ya? İklimi değiştireceğiz. Biz Ocak ayında kar yağmayacak, yağmur yağmayacak. İklimi de değiştireceğiz. Biz öyle bir ülkeyiz abi. Bir sezonunu uzatacağız. Çok iyiyiz, harikayız, uçacağız. Geçen sene Şubat'ın 15'inde işbaşı yaptın dayı. Şubat'ın 15'inde. Bir ay katarı. Hikaye okumayın. Sen mi? Ya açılacak kardeşim. 1,5 milyar insan. Çok teşekkür ederim abi.